Efendim merhabalar, ben Gülay Özkan. Farklı Bakış'ın bu bölümünü San Francisco'dan, Hilton, Union Square'daki Hilton'dan yapıyorum. Singularity Üniversitesi'nin globalde düzenlediği summit. Dolayısıyla buradayım. Singularity University, daha önceden de bir sürü program yaptım. Silikon Vadisi'nde NASA Ames Research Center'da, burası NASA'nın eski bir kampüsü. Bu kampüste kurmuş bir think tank, her sene çeşitli ülkelerden insanlar davet edip dünyanın büyük sorunları üzerine çözümler üretmek üzerine çalışıyorlar. Ve bunun ben 2013 yılındaki şeyine katılmıştım. Bunu daha önceden de zaten programlarını yapmıştım. Bu seneki summit'te daha çok bir konferans, insanlar geliyor. İşte çeşitli alanlardaki teknoloji gelişmelerini daha çok sunuyorlar. Buradaki alanlar arasında sağlık var, blockchain ve çeşitli alanlara uygulama alanları var. Bu seneki konuşmalarda geçen senelere göre en çok dikkati çeken şey ülkelerin özellikle yönetimleri ve demokrasi üzerine olan tartışmalardı. Teknolojinin artık bu konularda yeni bir platformlar kurması, özellikle ülkelerde yaşanan bu demokratik politik konulardan dolayı daha az etkileniyor olması konusunda bayağı bir tartışma vardı. Önceki yıllara göre bir teknoloji konferansı için oldukça fazlaydı. Geleceğin çalışma alanları en çok tartışılan konulardan biriydi. Deloitte bu konuda epeyce workshop yaptı. Burada çeşitli şeyleri sundu. Onlara göre şu anda iş alanları değişiyor ve mesela 1.74 milyon olan co-working space denilen paylaşımlı alanlarda çalışmanın işte 5.1 milyon kişiye çıkacağını 2020'de ve bu konudaki birçok şeyden bahsediliyor. Bu alandaki iş gelişmelerinden bahsedildi. Blockchain alanında epeyce ilgi vardı. Blockchain'in özellikle sivik alanda yani yurttaşlıkla ilgili daha demokratik, daha eşitlikçi, daha az kontrolü olan decentralized yani merkezi olmayan yapılarda çalışma alanlarıyla ilgili çokça uygulama alanı vardı. Tabii ki Bitcoin'den çokça bahsedildi. Burada özellikle Venezuela, işte Güney Amerika'dan çeşitli ülkelerden insanlar kendi dijital körnüsleri yani sanal paralarıyla ilgili olan ilişkilerini anlattılar. Burada mesela Venezuela'da birisi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki yaklaşık yani neredeyse sokaktaki insan bile bu dijital paraları biliyor. O yüzden gelecek biz burada görüyoruz diye. Çünkü şu anda biliyorsunuz çok inanılmaz oranda insanlar, ekonomileri kötü. Binlerce insan ülkeden ayrılıyor. Dolayısıyla daha önceki farklı bakışta da söylemiştim. Venezuela kendi dijital parasını kısa bir süre önce yayınladı. Henüz ciddi bir başarı yok ama en azından ülke yayılması konusunda şey yaptılar. Artificial Intelligence yani yapay zeka konusu tabii ki Singularity Üniversitesi'nin bir konferansının en çok konuşulan konularından biri oldu. Burada insan makine etkileşiminin daha da artacağı ve de özellikle kimin kimi yöneteceği ya da nasıl bir etkileşim olacağıyla ilgili çeşitli tartışmalar var. Şimdiye kadar hep böyle robotlar olacak, insanlar robotları bir şekilde robotlar işlerimizi alacak şeklinde bakıyorlar. Ancak burada yine insan vücuduna entegre edilen çiplerle yapılan uygulamalardan bahsedildi. Burada da insanın biraz makinalaşması, makinenin biraz insanlaşması gibi bir perspektif vardı. Açıkçası ben daha önce gördüğüm bir perspektif değildi bu. Ancak hala herkesin çok hemfikir olduğu bir konu var ki o da henüz bir robotun duygusal anlamdaki
kurumsal anlamdaki gelişimiyle ilgili tartışmaların henüz yeterince aslında açık, yeterince aslında hala akademide araştırıldığında ama henüz çok şey, çok ilerleme kaydedilmediği söylendi. Önemli başka bir nokta da ilk kez ben bir konferansta, bir teknoloji konferansında bu kadar etik ve topluma entegrasyonla ilgili tartışmalar duydum. Bu da özellikle kısa bir süre önce Facebook konusunda başlayan güvenlik tartışmalarıyla da ilgili konulardı. Ancak ilgi çekici nokta burada daha çok referanslar Avrupa'daydı. Sanıyorum Avrupa, ya da söyleyebiliriz ki Avrupa teknolojinin sosyal entegrasyon konusunda daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Sağlık alanında da çok ciddi uygulamalardan bahsetti. Burada özellikle ilaçların kişiye özel üretilmesi, bir kişinin birden fazla alacağı ilaçların belirli oranlarda karıştırılarak kişiye özel yapılması gibi çeşitli ben uygulamalar gördüm. Ayrıca ilginç bir şey de dün akşam San Francisco Science Bilim Müzesi'nde bir uçan bir adamın bir şey demosu vardı. Uçmaktan da kasıt Gravity isimli bir şirket. Bunlar insan vücuduna fiziksel sınırlamalarını kaldırıp bazı özellikler katılması üzerinde çalışıyorlar. Ve bunlardan biri de insan uçabilmesiydi. Kısa böyle 15 dakikalık bir video, bir şey test yaptılar. Cidden ilginçti, gerçekten de çok heyecanlı olduğunu söyleyebilirim. Burada ağırlıklı daha çok Güney Amerika'dan çok insan var. Ancak şu bir gerçek ki ülkelerin dijitalleşmesi, şirketlerin dijitalleşmesi konusunda çokça insan burada şeyler katmaya çalışıyorlar. Özellikle ölçeklenebilir projeler, ölçeklenebilir yapılar çok önemli. Türkiye açısından gerek ya ben burada çok fazla sayıda Türkiye'de ilgili soru aldım, özellikle son dönemdeki ekonomik konularla ilgili. Ancak belki dijital paralar ya da diğer ülkelerdeki işte bu insan göçünün getirdiği konuyla ilgili, uzaktan çalışmayla ilgili belki bazı uygulamalar olabilir. Başka önemli bir gelişme de Singularity Üniversitesi'nin ben 2013 programına katılmıştım. Bu program bu sene Global Startup Program diye yeniden lansmanı yapıldı ve bu şekilde o ülkelerdeki startuplar direkt başvurabilecekler. Yani böyle bireysel başvurular değil de. Bununla ilgili de böyle daha detaylı bir program yapmayı düşünüyorum. Ayrıca da bir yazı yayınlayıp Türkiye'deki insanlarla buradaki vizyonu, bu daha büyük düşünebilme vizyonunu belki daha doğru ifade etmek gerekirse yaymak isterim. Farklı Bakış'ın programlarına İstanbul'a döndüğümde devam edeceğim. Ayrıca Eylül ayında ve Ekim ayında Avrupa'da çeşitli yerlere seyahatim olacak. Biliyorsunuz epeyce bahsettim, Avrupa'da bir şu anda bir proje yürütüyorum. Oralardan da yayın yapmaya devam edeceğim. Bana bütün bu programlara YouTube kanalım gülözkan.com ve de kişisel web sayfam gülözkan.com'dan ulaşabilirsiniz. Twitter adresim de yine gülözkan.com. Teşekkür ederim. San Francisco'dan sevgiler, selamlar ve tabii ki de iyi bayramlar. Yani, iyi bayramlar.